Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sonunda güzel haberleri verebiliyoruz. Çok şükür Allah'a. Şimdi yer değişiklikleri falan yaptım. Satılan kuşlarımız var. Yıkadığım bir kafesim var. Aslında hepsini temizledim ama dediğim gibi bakın şu kafes falan bayağı bir boşta kaldı. Gidecek kuşlarımız, satılanlar. Yeni şovlarımızın falan hep yavrusu çıktı çok şükür. Lila Allah'a şükürler olsun yavrularına bakıyor. O konuda gerçekten çok 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 memnunum. Aman Allah nazar değdirmesin, nazarlardan saklasın. Artık bayağı bir bu konuyla alakalı olarak tedirgin oldum. Ha şunu da söyleyeyim. Bu konu burada da kapansın arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Benim normalde hatırlarsanız eski videolarımda hiç diğer videom kadar sitem ettiğim olmamıştı. Neden? Bu sistemin de benim yersiz bulanlar var. Sizin de kuşunuza satın karşı taraf satın alamadığı için beddua etse siz de bu kadar sistemde bulunurdunuz. Ben bu kadar dillendirmek istemedim ama arkadaşlar artık açıklatmak zorunda bıraktılar. Kuşu istiyorlar. İstedikleri kuşu vermeyince ki benim zaten damızlık kuşum niye vereyim? Vermeyeceğimi de defalarca kez söylemişim. Vermeyince bu sefer de neden hani böyle yaptın? İşte beddualar, cartlar, cürtler hani bu şekilde şeylerde bulununca o nedenle o videoyu çekmek istedim. Ve gerçekten de beddualar da tuttu yani. Hani ufacık bir cana beddua ettiler ve o da tuttu. Demek ki gerçekten gözleri kalmış. Hani ben o nedenle çekmek istedim. Nezar insanı gerçekten mezara da sokar yani, o kadar söylüyorum. Yazık oldu, ne yalan söyleyeyim, içim gitti. Hani tabii ki de her şey Allah'ta, yapacak bir şey yok. Ama keşke bu şekilde olmasaydı diye de sitem ettim. Bunu da yanlış anlayanlar var. Dediğim gibi sizin de satmadığınız kuşa beddua ediyse ve o kuş hemen akşamına ya da ne bileyim bir gün sonra ya yarım saat sonra elinizde ölse haliyle siz de kızarsınız yani arkadaşlar. Ne diyeyim, hani bu kuş bu şekilde tepki verirsiniz. Neyse, bu konu burada kapansın. Lütfen bir daha da açılmasın. Artık hani tekrar tekrar uğraşmak istemiyorum. Ne yalan söyleyeyim bu konuyla alakalı olarak da. Bundan sonra güzel haberler verelim inşallah. Şimdi ben sultanlardan başlamak istiyorum. Buradaki kafeste bu arada duvarı falan sileceğim. Giden sultanların pisliği bunlar. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Sultanlarımız nasip olursa 1-1,5 haftaya kadar gidiyorlar. Acaba o kadar sürer mi diye de düşünüyorum ama sürer diye tahmin ediyorum. Muhtemelen o kadar süre içerisinde, yani o süre içerisinde gidecekler. Allah nasip ederse. Aha yemi bitmiş. Bak nasıl da yem almaya çalışıyor oradan, görüyor musunuz? Bu akıllı yemekler falan hep komple yıkanacak ha bu arada. Aslında bunların yerde yemi var, tamam mı? Yere yem koymuşum. Ama akıllı asla gidip oradan yemiyor. Asla. Yani dolu yem var yerde. Özellikle buraya çok fazla koymuyorum çünkü döküyorlar. Döküyorlar diye koymuyorum. İnadına gidiyor oradaki yemi tekrar tekrar dökmeye çalışıyor. Neyse şimdi arkadaşlar yuvada iki tanecik yavrumuz var. Bu iki tane yavrumuzun biri satıldı. Kaporası alındı. Bakın tekrar tekrar soruyorsunuz. Satıldı, kaporası alındı. Sahibine teslim edeceğim nasip olursa yeme düşünce. Diğer yavru da benim kendime ayırdığım yavru ama ne hikmetse ben zaten özellikle hani şansa yavruları aynen şöyle seçtim, kendime ayıracağım yavruyu. O piti piti yaptım. Dedim ki iki bilezikli olan benim kendi yavrum olsun. Bildiğiniz o şekilde seçtim. Hani Allah biliyor. O şekilde seçtim. İkinci bileziğini taktım. O şekilde ayırt ettim. Çünkü ikisi de grey. Ve benim kendime ayırdığım yavrumun gözünde bir sulanma, bir enfeksiyon oluşmuş. Muhtemelen ya tırnağı geldi. Ya gagası geldi. Ya bir şekilde bu orada bir yaralanma olmuş. Gözü sulanmış. Tedavi ediyoruz. Problem hani öyle Allah korusun ölümcül problem gibi durmuyor ama işte satacağım kuşa denk gelmemesi ne büyük şans. Hani açık söyleyeyim vermezdim o kuşu. Öteki sağlıklı olanı verirdim. Nasıl olsa muhtemelen ikisi de %90 erkek. Nasıl anladın diyeceksin. Çünkü bu takımın genelde grey yavruları hep erkek oluyor. Bunu eşlemeden kaynaklı olarak zaten bana üreticiler falan hani güvenliğim üreticiler söylemişti. Neyse. Bu takım dediğim gibi 1-1,5 haftaya gidiyor. Güzel bir haber daha vereyim sizlere. Hem satılan kuşlarımız da var ama yeni kafeslerimiz de yolda, kargoya verildi. Yuvalıklarımız da ya bu hafta çıkacak ya önümüzdeki hafta çıkacak. Bitmiş. Bakalım. İnşallah hayırlısıyla onları da tamamlayacağız. Bir halledeceğiz. Şimdi buraya gelecek olursak. Burada da arkadaşlar şu arkadaki gri oğlum hariç. Şuradaki rainbow taşıyıcılarımız ki bunlar da bayağı bir yuvaya girmeye başlamışlardı. Peşine de erkek tüye girdi. Buradaki kızım satıldı. Aynı kişiye değil, ayrı ayrı kişilere satıldı. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlarını görsünler inşallah. Hani gerçekten açık söyleyeyim bu takım üreme potansiyeli olan bir takım. Erkek çünkü aşırı derecede baskın. Hani öyle böyle değil. Ben o erkeği şu salmaya attığımda zaten felaket derecede bir baskınlık kurmuştu. Hani baskınlığı öğrenmişti açık söyleyeyim. Sonrasında zaten dişiyle anlaştığı bir dişiydi. Ben hatırlarsanız ölen tarçını buna eş seçmiştim ama o kendi eşine salmada karar verdi ve bu dişiyi beğendi. Kendi kararı olduğu için de öylece eşlemiştim. Zaten tarçın da öldü.
Hayırlısı buymuş demek. Şimdi bu takımımıza gönderiyoruz. Yeni sahibine hayırlı uğurlu olsun bakalım. Bu kızım da aynı şekilde dediğim gibi gerçekten değerini bilen birine hayırlı uğurlu olsun. Hayrını görsün inşallah. Aynı zamanda bakalım şovlarımızın falan da yavrusu çıktı. Bunların ilk yavrusu çıkmıştı ama biliyorsunuz diğer şov takımın altındaydı. O takımda dişi de ne bir problem yani nasıl bir problem bilmiyorum ama hani muhtemelen ki benden rahatsız oldu. İnşallah da öyledir. Benim yuvayı açmamdan da rahatsız olup da yavruya saldırmış olabilir yavrularına. Ufak ufak böyle kan lekeleri gördüm. Mesela diğer yavrunun bir tüylerini falan yolmuş. Pamuksu tüylerini. Hani çok sıkıntı yok ama genel anlamda bir yavrunun canını yakmış belli. Muhtemelen dediğim gibi bana sinirlendi. Bundan sonra hani dediğim gibi çok fazla rahatsız etmeyi düşünmüyorum. O nedenle şu an zaten kaç tane? 2 tane yumurtası kaldı. Bir tane altına fazladan yavru attım. O da şuradaki Lila'nın yavrusu. Son yavrusunu diğer yavruların arasında kalınca Jumbo ile döllediğimiz yumurtanın yavrusu çıktı. Yumurtadaki yavru ama hani diğer yavruların arasında kaldığı için bakamamış, besleyememiş. Ben de aldım bunu attım. Bu da besledi. Şimdi biraz büyüsün birkaç gün sonra yer değişimi yapacağım tekrardan ve buna kendi yavrusunu koyacağım. Zaten bunun 2 tane yavrusu çıktı. Dediğim gibi Lila'nın da yavruları çıktı. Bütün yavrular çıkmış oldu bu böylelikle. Bunlar yumurtadalar. Muhtemelen 6. gelecek. Bakalım hayırlısıyla bekliyorum. 5 tane yumurtası var. Çok şükür Allah'a 5'i de dolu. Buradaki takımımın aslında ben buraya kaydırdım ama arkadaşlar şöyle bir sebeple kaydırdım. Dişi buradaki yuvaya çok alışkın. Diğer Japones hani tamam burada yumurtladı ama bu kadar bu dişi kadar alışkın değil. Hani bu biraz daha açık söyleyeyim çingene bir dişi. Çok baskını kurabilen bir dişi ve şu anda tüyde olmasına rağmen çiftleştiler. Ama ben çiftleşmelerin ardından buraya kaydırdım. Açık söyleyeyim pişman mıyım? Pişman değilim ama en azından şöyle olabilirdi. Erkeği belki baskınlaştırıp tekrardan dişiyi yanına atabilirdim. Bunu da muhtemelen ilerleyen günlerde yapacağım. Çünkü şu an için erkek biraz daha burada masum masum duruyor. Ha, bu arada suları nereye gitti derseniz arkadaşlar sularını topladım. Sadece yavru kuşlarda var. Bunların bayağı bir susuz kalması lazım. Çünkü Combimix takviyesi yapılacak. Ekstra olarak da vitamin, probiyotik takviyeleri yapılacak. Yani üzerlerinde durmam lazım bu sıralar. Çünkü dediğim gibi eşleyeceğim hepsini. Baya baya yoğunluk vermem gerekiyor. O yüzden biraz için, yani biraz olsun susuz bırakmalıyım. Yani dedim gibi kana kana içsinler diye. Hani onların içtiklerini görebileyim. Bunlar yemlerini yiyorlar. Güzelce bir yem de eledim arkadaşlar dün gece. Valla gece geç saatlere kadar yem eledim. Tertemiz oldu yem. Ve makinede hani kızılları tohumlarına kadar eledim. Ve mükemmel şekilde eliyor. Bunlara gelecek olursak bunlar yuvaya giriyorlar. Çiftleşme falan da oldu. Ama devamı geldi mi bilmiyorum. Düzenledi bayağı bir. Hatta ben buraları daha yeni temizledim. Bayağı bir dökmüştü. Yani şu an için devamlılığı var mı inanın bilmiyorum. Bakalım. Ama bunlardan gelir ya. Hani erkek tüyde ama tüye giriyor hatta. Umarım bu baskınlığını korur. Yani çünkü zaten burada yumurtlayan bir takım. Hani biliyorsunuz ki bu baskınlığını koruyan bir takım. İnşallah böyle takımlar tekrardan nasip olur. Zaten güzel bir haber daha vereyim. Yeni kafeslerimiz gelesiye ben o kuşları alır mıyım? Muhtemelen öncesinde almış olurum ama yerim var mı? Bakıyorum yerim de yok arkadaşlar. Ben bir takip edeyim gerekirse bir süre sonraya alayım o kuşları. Çünkü ben direkt kafeslere yerleştireceğim. Bu kafese de koymak istemiyorum. Çünkü yavaştan bunu da göndermek istiyorum. Yani gerçi anca ya muhtemelen yine ben bu kafese koyarım. Dediğim gibi. Şimdi iki takım çek kuşlar gelecek. Ne bileyim bir takım benim sattığım Japones geri gelecek. Onu dediğim gibi satacağız. 8 yavrulu şu an yavruların büyümesini bekliyoruz. 8 tane yumurtlamış takım isteyen olursa bana ulaşabilir. Yumurtlama kapasitesi olan takımı almak isteyen bana ulaşabilir arkadaşlar. Japones çift kanat çift tepe. Hani bu şey vardı ya arka tarafta baktığım yavrusunun üzerinden kalkmayan deli bir Japonesim vardı. Asla yavrusunu göstermeyen. O erkeği Spangle dişisi albino DF olan. O takım tekrardan satılıp ilanda. Bilginiz olsun o takımda dediğim gibi yavrusunu büyütünce 8 yavrusunu birden büyütünce vereceğiz. Burada annemiz şu anda yavrularını besliyor. Yeşil dişi yeme düşünce gidecek. Burada şöyle bir göstereyim isterseniz ama arkadaşlar lütfen bir maşallah demeyi unutmayın. Yani sizden tek ricam maşallah demeniz. Şuna bakın ya. Allah nazarlardan saklasın. Vallahi bu dişiyi beğendim. Yani şu dişinin kanı var ya hani biraz irileştirirse bakıcılığı 10 numara. Hani ben bunu da düşünüyorum aslında bakarsanız. Diyorum ki şu Rainbow'u ben bir eleyim. Çünkü hani gerçekten mükemmel renkler atıyor Rainbow'da da ama benim derdim şu.
şu dişiyi şuradaki erkeğime vurayım. İri yavrular gelsin. Hani bunlardan iri yavrular alalım. Hani derdim biraz da o. Zaten hani kolay üretim olacak bir takım. Bu zaten belli. Bir yandan da şunu düşünüyorum. Elila'yı ben fallova atarsam Elila şey olacak yani, tamam. Belki birkaç ağız denerim, fallo yavru alırım ama bu sefer de sarı yüzüm boşta kalacak. Acaba diyorum böyle bir şey yapmasam mı? Ya da ne bileyim, yavruları biraz büyüyünce babaya bırakıp Dila'yı mı diğer fallova atsam, babasına atsam? Böyle kafamda deli sorular var. Ama genel anlamda bakıldığında maşallah var, mükemmel bir takım. Bunu zaten göstermiştim. Bulut'un yavrusunu besliyor şu an. Bunlardaki o kötü huyu umarım götürebiliriz. Gerçekten hoşlanmadım bundan. İnşallah benden dolayı rahatsız olmuştur. Umarım benden dolayı yavrusunu silmiyor olmuştur. İnşallah hiç problem çıkmadan bu kuluçkasını atlatır. Burada arkadaşlar şu kızın tüyü de eşe atacağız ama hem kafes bekliyorum. Bildiğiniz mor bu arada rengi. Ne kadar belli bilmiyorum ama bildiğiniz mor yani, bu mavi değil. Şurada benim bebeğim uyuyor. Kursağı dolu mu bırakalım mı? Ama yok ya, dolu. Ops. Bakın yandan bakınca bile kursağın dolu olduğu belli oluyor maşallah. Yemiş. Demek ki birazcık şekerleme yapıyor. Şov kızlarımız. Abla kardeş. Şimdi bunlar da dediğim gibi erkeği falan bayağı bir baskınlaştı. Şey yapacağım. Kafeslerine dediğim gibi yerleştirdikten sonra eşe atacağım. Zaten ancak denklidir ama sanırım bunun kalıbı. Ötekinin kafası biraz daha farklı. Biraz daha böyle kirpi kafa. Bu biraz daha top kafa. Tipe bakar mısınız? Yani bu kız şuradaki takımın yavrusu. Yani bunların ne kadar vasıflı yavru verdiğini görebiliyorsunuz. Ha, şöyle söyleyeyim. Kendileri üst vasıf olmadığı için tabii ki de haliyle üst vasıf yavru vermiyorlar. Ama bakıldığında irim yavruları, yani vasıflı kuşlar mı? Evet, vasıflı kuşlar. Ki bir böyle gerçekten kafa açtıklarına görseniz ben gerçekten o zaman aşık oluyorum yani. Şovları seçtiğime bir kez daha gurur duyuyorum. Bakın şu an şu ortadaki kuşta küçük olan kız kardeşin, küçük kız kardeşi şovun erkeği. Yani arkadaşlar heybetini görüyorsunuz. Yanındaki de bir jumbo. O da çok iri ama şov kadar değil. Kafası şov kadar değil. Bu da bakın bir iri çek. Farkını şöylece görmüş oluyorsunuz. Arkadaki de bir yerli boyu fallo. Arkadaşlar bu arada dediğim gibi yani fallo bakıyamıyorum, edemiyorum ama eğer Lila ile de olmazsa buna bay bay yani. Yani hiç ben uğraşamayacağım. Çünkü benim artık hem yerim yok adam akıllı, hem az üretim yapacağız, hem de hani yeni takımlara yer açmak zorundayım. Yeni getireceğim kuşlar gerçekten çok güzel. Hani yeni getireceğim çek kuşlar arasında satılık olanlar da var. Bir dişi bir erkek satılık var. Belki dişisini kullanırız. Eşe atarız ama erkek elimde şu an fazla olduğu için satılık isteyen olursa erkek, onu da dediğim gibi gönderebilirim. Hani şu an için sadece almayı bekliyorum. Yerim yok. Konuşacağım. Zaten muhtemelen videoyu da izleyecektir. Buradaki takımımızda 5 yumurta var. Daha devamı gelmez. Buradaki takımımız hani buraya aldım artık. Bunlar şimdilik burada takılsın. Yumurtlarlarsa da yumurtlarlar. Burada devam ederiz ama tüydeler. Hiç zannetmiyorum. Bakın zaten onu bildiğim için tek tüne kattım. Bayağı bir kuyruk tüyünü falan dökmüş dişi. Şu tüyleri bir bitsin. Nasipse bunlardan da yavru yumurta alacağız. Bunların yuvaya gittiğini gördüm arkadaşlar. Dişi yuvaya meraklı. Sadece bir tık alışma şeyi var. Onun bekliyorum. Yani o zamanı aşmasını bekliyorum. Adaptasyonunu bir tamamlasın. Ondan sonra nasipse bunlardan da artık gerçekten Japonez yavru almayı özledim. Yani çok samimi söyleyeyim ve bunlardan kırmızı göz geliyor arkadaşlar. Benim satmama sebebim bu. Yoksa bunları da ben satacaktım. Sadece krem takımı kendime bırakacaktım. Ama yani gerçi krem takımdan da kırmızı göz yavru almış abi ya. Ama hani bunlardan ben kendi gözümle gördüm ya. Hani o yüzden kıyamadım. Dediğim gibi durumlar bu şekilde. Kafeslerimizin düzeni zaten az çok belli oldu gibi. Bu MDF kafesi buradan alacağız mesela. Bunların araları bir açılacak. En az bir 5'er santim falan aralık bırakmayı düşünüyorum. Bayağı güzel olacak ya. Ben gerçekten güzel olacağına inanıyorum. İnşallah da bizi hüsrana uğratmaz. Çünkü ben ciddi manada ledlerimiz falan hepsi tamam. Şöyle bir göstereyim. Şu yanlardaki ledleri falan toparlayacağız. Bakın şurada benim maskem bile burada, baksana, temizlik yaparken kullandım. Yani bunun içinde ledimiz tamam. Bir tane adaptör var, o bozuk. Tam böyle soket yeri bozuk. Onu bir ayarlamamız lazım. Dayım yapabilirse yapacak. En kötü bir tane daha adaptör sipariş ederim. Çünkü yetmeyecek gibi. Yani baya baya güzel sistem kuruyoruz ya. Valla. Bu kadar emek veriyoruz. Sırf görsellik için ve ben dönem başına şunu söylüyordum.
Yani her dönem başı yaptığım gibi. Yok ya artık hani ben bu düzeni ellemem. Ben güzel oldu falan yapıyorum. Sonra bir şey görüyorum, tamam mı? Dekorasyon konusunda annem asla bana güvenmez. Çünkü benim her seferinde bunu değiştireceğimi bilir. Zaten biliyorsunuz bu kafes buradaydı. Yeni kafesler getirdim. Onu aldım öteki tarafa. Sonra buradakileri sattım. Bunu getirdim buraya. Ne bileyim buradaki kafesi gördüm. Şu arka tarafa. Yani bir ton şey yaptık. Gerçekten artık benim de başım dönmeye başladı. İnşallah şu dönemde bir atlatırız. Bu arada kalamar kemiklerini falan da sipariş edeceğim. Baya baya yani piyasa uçmuş. Sadece birazcık bekliyorum. Ve hani arkadaşlar size güzel bir haber vereyim mi? Son videonun sonuna kadar gelen arkadaşlar için güzel bir haber vereyim hadi. Bütün videoyu sonuna kadar izleyenler için olsun bu. Biliyorsunuz benim bir araba sevdam var. Küçük 5 yaşındaki oğlan çocuğu gibi. Gerçekten bu aralar arabaya takmış durumdayım. Yani şunu da neden taktım onu da söyleyeyim. Hem işime gidiş gelişim çok kolay olacak. Hem arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Kuş alıp götürmede ortak noktaya götürürken bile hani en azından kuş otobüslerde sürünmesin. Hani ben iş yerine gittiğimde bile kuş benim arabamda dursun. Ertesi gün gidip de teslim edebilme durumum var. Yani hani böyle bir rahatlığım varken ya da ne bileyim iş yerine ben kuş götüremiyorum biliyorsunuz. Haliyle orada bir arkadaşım var ona bırakıyorum. Her seferinde de öyle olmuyor. Öyle yapacağım ama hani arabayı koyayım. Benim için hem kuş alışverişleri konusunda da çok rahat olur. Bir yerden malzeme alıp gelirken bile çok rahat olur. Sürekli babamın arabasıyla olmuyor arkadaşlar. Hani şurasını çarpacağım, burasını süreceğim derken bir tane hani tantana kendi arabamla rahat rahat istediğim kadar vur çarparım yani. Hiç problem olmaz. Hem de dediğim gibi benim işim de görülmüş olur. Hani böyle bir düşüncem var. Eğer olur da ben nasip olursa kendi arabamla alırsam sizlere bir yavru kuş çekilişi sözüm olsun. Dediğim gibi bunun için herhangi bir şart falan aramayacağım. Eğer o dönemde pandemi bitmiş olursa ben arabamı alana kadar şehir yani yakın çevre illere gönderimi sağlarım. Ama olur da arkadaşlar mesela atıyorum İstanbul'dan Kars'a kuş gitmez. İstanbul'dan Hakkari'ye Şırnak'a kuş gitmez. Ha gider gönderen var ama tanıdıklarla emanet ederekten gönderen var. Benim tanıdığım olmadığı için biraz problemli. Sadece çevre illere gönderim sağlarım ama pandemi bitmiş olursa ben arabayı alana kadar. Ha olur da pandemi bitmedi. O zaman İstanbul içine sözüm olsun ya da dediğim gibi ücretini gönderim 50 lira. Böyle bir arabayı alırsam da hadi bakalım size de sözüm olsun. Böyle bir kuş çekilişi yaparız. Öyle bir aklıma geldi. Şimdi daha yeni aklıma geldi arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izleyenlere de böyle bir sürpriz olmuş olsun. Böyle saniyesine aklıma gelmişken söyleyeyim dedim. Bakalım hayırlısı artık Allah'tan. Benim ceketim bugün bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Bu aralar yoğurtları gösteremeyeceğim arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın. Bir dönem hani yavrular biraz büyüsünler kendilerine gelsinler öyle göstereceğim. Beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.